Hoş geldin. Fikret. Yarın eve döneceğinizi öğrenince daha da geç olmadan gelip konuşayım istedim. Neler söyleyeceğimi yol boyunca tekrarladım. Ama şimdi aklımda tek bir şey bile yok. Sadece şunu biliyorum. Ben artık dayanamıyorum. Ben de. Ben seni kaybetmek istemiyorum. Arsızca affedilmek istiyorum. Bana tekrar inanmanı, güvenmeni, beni tekrar sevmeni. Ben seni seviyorum. Bunu evden ayrılırken de söyledim. Öyleyse bu saçmalık değil mi? Birbirimizi bu kadar severken, ben seni bu kadar severken, bu kadar zor mu beni affetmek? Avukatı aradın ama. Sen öyle istediğin için. Hala unutamadığın için. Artık beni karşında bile görmeye tahammülün olmadığını düşündüğüm için. O gece de oraya gelmeyince... Hayır, ben de bilmiyordum senin geleceğini. Ama duyunca umutlandım. Sonra benim orada olduğumu öğrenmişsin, gelmemişsin. Çok ağrıma gitti. Bir an önce senin istediğin olsun diye gittim avukata. İçin rahat olsun diye. Zaten sen de hemen ertesi gün vermişsin dilekçeni. Ben o gece oraya gittim. Gerçekten mi? Kalkmıştınız. Allah kahretsin, ben kalkmak istedim. Bir tarafım koşup boynuna atılmak istiyor. Bir tarafım hala aldattı o seni. Aldattı. O aldattı diyor. Hiçbir şey düşünemiyorum. Fikret. Bırak lütfen. Fikret. Benden ayrılmayı gerçekten istiyor musun? Fikret, aşkım. Seni seviyorum. Seni her şeye rağmen seviyorum. Teşekkür ederim.